Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Visual Studio 2013 aracılığıyla bir MVC projesi oluşturacağız. Şimdi MVC projesi oluşturmak için ilk olarak File menüsüne gidiyorsunuz. File, New, oradan Proje ya da Start Page ekranından New Proje tıklıyorsunuz. New Proje'ye tıkladıktan sonra şuradan C Sharp altından Web, buradan Web'i seçiyorsunuz. 2012 seçmeyin. Buradan ASP Web Application'ı seçiyorsunuz. Şuradan uygulamaya bir isim veriyorsunuz. Örneğin ilk projemizin ismi Hello World MVC olsun. Projeye isim verdikten sonra buraya bir desktop üzerine oluşturmak istiyorum ben. Siz farklı bir yer isterseniz buradan Browse deyip değiştirebilirsiniz yerini. Şurada Solution'a da projeye verdiğim isim veriliyor. Yani bir Solution oluşturulup İçerisine bir proje ekleniyor. Oluşturduğum solution'ı ilerleyen zamanlarda ekstradan başka projelerde oluşturabilirsiniz. Yani solution demek birkaç tane projenin bir klasör içerisinde barındırılması demek. Yani benim klasörümün ismi Hello World MVC, içerisine bir proje ekliyorum ve bu projemin ismi Hello World MVC. Evet, bunu seçtikten sonra OK'ya tıklıyoruz. Ve ikinci bir ekran geliyor. Burada New ASP Project diye bir penceremiz geliyor. Bu projeden farklı Pattern'lar, farklı desenle ASP projeleri oluşturabiliyorsunuz. İlki empty, ikincisi yani boş bir proje, ikincisi web formları kullanarak, üçüncüsü MVC'yi kullanarak bir proje oluşturabilirsiniz. Şimdi eğer boşu seçerseniz herhangi bir template gelmez. Yani karşınıza işte bir layout olmaz, işte bir yani örnek birkaç tane sayfa, bunlar olmaz. Ancak bizim klasörlerimizi oluşturabiliriz. Yani proje boş, tamam, içerisinde bir bootstrap teması gelmesin, işte bir ana sayfa gelmesin, ama içerisine ben ilerleyen zamanlarda kendim ekleyeceğim kodlarımı tek tek, sayfalarımı da kendim ekleyeceğim. Projeyi neyle geliştirmek istiyorsunuz? Web formla mı, MVC ile mi ya da web API ile mi? Hangisini geliştirmek istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Biz şu anda MVC'yi seçiyoruz ve de MVC'yi seçtiğimiz için gerekli klasörler ve framework kütüphaneleri projeme dahil ediliyor. Bunlar benim için gerekli. Eğer sen bunları seçmezsen referansları, klasörleri tek tek kendin oluşturman gerekiyor. Hayır, ben bunu empty olmasın, bana örnek bir proje ile açılsın istiyorsanız buradan Webform ya da MVC'yi seçebilirsiniz. Biz MVC'yi seçiyoruz. Zaten burası bakın MVC bir proje ile geliyor. Bir bootstrap temasıyla bir şablon olacak. İşte içinde birkaç sayfası olacak. Gerekli CSS JavaScript'leri projeme dahil oluyor. Ve de MVC bakın zaten otomatik olarak seçilmiş oluyor burada. Sağ tarafta Change Authentication diye bir buton var. Bu butonu kullanarak projenize bir membership API'si yükleyebilirsiniz. Yani şu Individual User Account seçtiğiniz durumda ne olacak? Benim bir register sayfam, kullanıcı oluşturma sayfam, login sayfam, işte parola değiştirme sayfalarım otomatik olarak oluşturulmuş olacak. Ayrıyeten bu sistemi MVC içerisinde identity diye bir yeni kavram var. Önceden membership altyapısını kullanıyorduk. Şu anda identity diye bir kavram var. O identity'yi kullanarak, yeni üyelik altyapısını kullanarak bize kullanıcı hesaplarını oluşturabileceğimiz sayfalarımızı otomatik olarak getiriyor. No authentication dersen bunlar hiçbiri projenin dahil olmaz. Bunlar şimdilik dahil olmasın. O yüzden no authentication seçin. Okey deyin. Projeniz şu anda oluşuyor. Evet, projemiz oluştu. Projemizle ilgili bir özet bilgi yer alıyor ve de MVC'yi daha iyi öğrenebilmek için gerekli olan birkaç link burada var. Bunu kapatıyorum. Daha sonra Solution Explorer'a gidiyorum. Evet, Solution Explorer'a bakıyoruz. Şurada controller diye bir klasörüm var. Bu benim controller'larımı barındırıyor. Model diye bir klasörüm var. İçerisi şu anda boş. Ve de view klasörüm var. Bu da benim view'lerimi barındırıyor. Diğer kalanlar font, işte script, işte content dediği işte CSS dosyaları falan. Şimdi çok derine dalmadan projemizi bir çalıştıralım. Bakalım projemiz nasıl bir arayüze sahip. Evet, Visual Studio 2013 artık Bootstrap temasını bütün template'lerinde kullanmaya başladı. O yüzden yeni bir template bulmamıza gerek yok. Bizim temel olarak görüntü işlerimizi zaten Bootstrap hallediyor. Evet, şu anda projemiz çalışıyor localhost altında. Çalıştı. Projemiz şöyle bir template'le geldi. Şöyle home tıklarsanız yine ana sayfaya gelir. About
kısmında ayrı bir arayüz var. İşte kontak kısmında ayrı bir arayüz var.